Barçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tanışma toplantısı düzenlendi. Barçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Baskil ve Kömürhan bölgesindeki Barçıkanlılar aşiret mensuplarıyla tanıştı. Elazığ Barçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Halis Silayaz toplantıya katılanlara teşekkür etti. Burada çok mutlu bir an yaşıyoruz. İki ilin değerli mensupları burada buluştuk. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Barçıkanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Avcıl, Barçıkanlılar aşiretinden bahsederek toplantının amacından bahsetti. Barçıkan aşireti 500 yıldır bölgenin en köklü aşiretlerinden biri. Tabii Doğu göçüyle beraber Harput'tan da Türkiye geneline yayılmış bir aşiret. Elazığ geneline 120 bin nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüz bir aşiret. Buradaki amacımız tabii İslam'ın da esası olan akrabalık bağlarını canlandırmak, insanların geçmişte olan bağlarını unutmamasını sağlamak, İslam'ın en temel esası olan tabii aşiret de akraba demek, akrabalık bağlarını yeşertmek, tekrardan anımsatmak. Çünkü ekonomik değerlerin gelişmesiyle, nüfusun da artmasıyla insanlar geçmişini merak etmektedir. Hangi aşirete, hangi beyliğe, hangi köke sahip olduğunu araştırmaktadır. Biz de Elazığ Barçıkan Derneği Başkanı olduğumuzda da bana il dışından, İstanbul'dan bile tabii tarih arşivleri de çıktığında, E-Devlet'te de insanlar geçmişini araştırdığında kendi geçmişlerini de görüp bu özlemle bize de ulaştıklarını görünce biz de bu Barçıkanlılar aşiretinin bu köklü yapıyı inşallah daha akrabalık bağlarını tanışma anlamında ve aşiretimizin diğer ilçelerde de tanışma anlamında inşallah bir araya gelme toplantılarını ilk Baskil bölgesinde, Kömürhan bölgesinde başlattık. İnşallah hayırlara vesile olur. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir ve beraber olmakta güç doğar, meyvesi lezzetlidir. Medeniyetin güçlü olur, kültürün güçlü olur. Bulunduğun ortamda sözü geçen, sözü dinlenen olursun. Bunun için bunlar bu akşam işte az önce ifade ettiğim gibi epeyce bir zamanın neticesi oldu. İnşallah bugünden itibaren bölgemizde bu birlikteliğin ve beraberliğin katlanarak büyümesi için hep birlikte üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz gerekir. Muş Varto Kaymakamı Mehmet Güder düzenlenen toplantının önemine dikkat çekti. Toplantılar, bu birliktelikler gerçekten ortak aklı, ortak nosyonu, ortak amacı hayata geçirecek olan altın anahtarlardır. İnşallah bu ve buna benzer gerçekten sorunlar tartışılır ve devletimizin sunduğu güzel imkanlar çerçevesinde hayata geçer. İnşallah göç vermeyiz, insan kaybetmeyiz. Tam tersi, gidenler de geri döner ve kırsal kalkınma, ulusal kalkınma daha güzel, daha sağlam bir zeminde sağlanır. TİH 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Barçıkan aşiretinin dernekleşme sürecini aktardı. Ya Barçıkanlar Derneği, ki ismi direkt Barçıkanlar Derneği olarak geçiyor, yaklaşık 30 yıldır dernekleşme çalışmasını tamamlamış ve bölgeye çeşitli konularda hizmet vermektedir. Yıllardır biz Elazığlılar olarak bunların örnek almaya çalışıyoruz ama maalesef Elazığ Barçıkanlar Derneği 5 yıl önce Selahattin Saraç başkanlığında kuruldu. Ve bir dönem Selahattin Saraç hizmet verdikten sonra başkanlığı Osman Avcıl başkanıma devretti. Barçıkan aşireti Murat Nehri'nin güneyinden Kemalye ilçesi arasına kadar geniş bir bölgeye yerleşmiş bir aşiret. Özellikle 10 nesildir bu bölgede konumlanmış bir aşiret. Malatya Barçıkanlılar Dernek kurucusu Hasan Kaplan toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Elazığ Dernek Başkanımızın böyle bir güzel bir toplantıyı başarabilmesi için, kendisine başardığı için çok teşekkür ederim.
İnşallah bu ilk değil, bunun devamı gelir. İleride buluşmalarımız daha iyi olur. Kanaatindeyim. Onun için Parşikanlar adına, Malatya Parşikanlar adına arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.